Derginin misyonunu, milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak, sömürgecilere karşı ümmetin değerlerini savunmak olarak belirlediğini görüyoruz. Kaynağını vahiyden alan ahlakı, İslam ve Batı toplumlarını birbirinden ayıran en önemli vasıf olarak kabul eden Sebilur Reşad'ın bu yaklaşımı Akif'in şu şiirinde adeta vücut bulmaktadır. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı ezdanın, ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın. Evet, Allah korkusunun olmadığı yerde başka hiçbir değerin tesiri kalmayacağını söyleyen Akif'in ne kadar haklı olduğunu yaşadığımız her hadiseyle bir kez daha gördük, görüyoruz. Sebilur Reşad sadece İstanbul'un değil, aynı zamanda Ankara'nın dergisidir. Milli mücadele başladığında Sebilur Reşad ve Akif hemen Ankara'ya taşınıyor. Sevr anlaşması imzalandığında Akif'in Kastamonu'da bir camide yaptığı konuşmanın yer aldığı sayı çok büyük ses getiriyordu. Akif bu vaazında şöyle diyordu: ey cemaati Müslümin, milletler topla, tüfekle, zırhlılarla, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi hevasına, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düştüğü zaman yıkılır. Evet, aradan geçen bir asrı aşkın süreye rağmen Akif'in bu tespitleri harfi harfine geçerliliğini korumaktadır. Bu dönemde Sebilur Reşad öylesine etkili yayınlar yapıyor ki Büyük Millet Meclisi dergisinin nüshalarını çoğaltarak askere ve millete moral vermesi için cephelere, diğer şehirlere gönderiliyordu. Gazi Mustafa Kemal manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebilur Reşad'ın büyük hizmeti vardır diyerek Mehmet Akif ve Eşref Edip'e teşekkür ediyor. İstiklal Marşımızın ilk yayını da derginin kapağında yer alıyordu. Aralıklarla 1966 yılına kadar gelen Sebilur Reşad'ın 2016'da yeniden yayın hayatına girmesini gecikmiş ama takdire şayan bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum. Medeniyet yolculuğumuzun işaret taşlarını yaşatma konusunda daha hassas olmamız gerektiği anlaşılıyor. Ülkemizin dört bir yanında gençlerimiz tarafından yürütülen kültür sanat çalışmalarını, teknoloji faaliyetlerini, fikri felsefi sohbet denemelerini gördükçe geleceğimize olan güvenim artıyor. Akif'in hayali olan Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha iyi mücadele etmeliyiz. Gençlerimizi internet mecralarındaki bir takım platformların sanal dünyalarına hapsederek sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Son dönemde iyice hız kazanan çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, hatta cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız. Mehmet Akif'in ömrünü adadığı, çıkardığı yayınlara ismini verdi. İlhamını aldığı dost doğru yolun önünü açarak mücadelemize devam edeceğiz. Yine Akif'in diliyle ifade edecek olursak, Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Değerli misafirler, gerek Sırat-ı Mustakim'in, gerek Sebilur Reşad'ın içinde yazılara, tartışmalara,
değerlendirmelere bakıldığında sanki bir asır bu ülkede hiçbir şey değişmemiş hissine kapılabiliyorsunuz. Bu bir yönüyle fikri devamlılığın emaresi olmakla birlikte bir yönüyle de ülke ve millet olarak hala bazı kör düğümleri çözemediğimizin, aşamadığımızın işaretidir. Üstelik bu kör düğüm sadece teorik düzlem değil, hayat biçimlerimizde de geçerlidir. Yeri gelmişken bir Nasreddin Hoca fıkrasıyla sözümüze devam edelim. Hoca gece vakti sokak lambasının altında bir şeyler aramaktadır. Bunu gören komşuları yanına gelip hocaya, hayırdır, ne arıyorsun? Söyle biz de bakalım, yardımcı olalım. Hocanın, anahtarımı kaybettim, onu arıyorum demesi üzerine hep birlikte etrafı didik didik etmeye başlarlar. Anahtar bir türlü bulunamayınca komşularından biri hocaya burada kaybettiğine emin misin diye sorar. Hoca uzaktaki araziyi işaret ederek anahtarımı aslında orada kaybettim der. Komşuları şaşkın ve öfkeli bir şekilde hocaya öyleyse neden bizi burada boşu boşuna aratıyorsun diye sorarlar. Hoca sakin bir şekilde cevabı verir. Çünkü orası karanlık. Evet, millet olarak biz de kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde duruyor. Sadece topraklarımıza değil, kavramlarımıza da musallat olan emperyalistlerin ayakları altında ezdiklerini sandıkları paspasın altındaki anahtarı oradan alıp kapıyı açmak bize kalmıştır. Bizi anahtarımızı yanlış yerde aramaya sevk edenlerin cenderesinden kendimizi kurtarabileceğimiz gün inşallah aradığımızı bulacağız. Sebul-i Reşad'ın bir asrı aşkın vakittir yapmaya çalıştığı şey hiç karanlık ile aydınlık bir olur mu buyuran yüce kitabımızın kavramlarının içini doldurmaktır. Konfüçyüs'e önemli bir devlet görevine getirilmesi halinde ilk ne yapacağı sorulduğunda önce her şeye adını bildirirdim dediği rivayet edilir. Biliyorsunuz Batı sömürgeciliğine, katliamlarına, hırsızlıklarına, haksızlıklarına kılıf uydurmakta çok mahirdir. Öyle ki siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik tahakkümüne zemin hazırlamak için her birimizin dünyasını kendi kavramlarıyla inşa etmenin yollarını da bulmuştur. İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü bile insan hakları, demokrasi, özgürlük, güvenlik ve diğer tüm parıltılı kavramlarla meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi? Kendi güvenlikleri ve refahları için dünyanın geri kalanını yoksulluğa, kargaşaya, çatışmaya sürükleyen, kan ve ateşe boğan bunlar değil mi? Her şeyi yuttuğu halde doymayıp daha yok mu diyen cehennemin aradıkları da bunlar olsa gerektir. Öyleyse daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.